lütfen abone olmayı unutmayın diyorum kanalımıza. Hocam Galata Wind'i çok gördüm. İsterseniz başlayalım. Linke gelen sorulardan da aynı zamanda. Evet, şimdi her zaman hem temel hem de teknik tarafı konuşursak daha çok yardımcı olacağımızı düşünüyorum ben izleyicilere. Şimdi burada görüleceği üzere Galata Wind yarım milyarı aşkın bir 6 aylık kar açıklamış. Sadece aynı performansı dahi sürdürse yılın sonu itibariyle 1 milyarın üzerinde bir kar görebiliriz. 1 milyarın üzerinde kar aslında hisse başına 2 liraya tekabül ediyor. Ve kabaca endeksin son 15-20 yıldaki fiyat kazanç oranının şöyle yaklaşık 10 olduğu düşünüldüğünde buna göre olması gereken fiyat kazanç oranına göre 20 lira seviyelerini gösteriyor. Ancak burada tabii Galata Wind'in defter değerinin 2,56 olması, yani oldukça düşük olması, piyasa değeri bölü defter değerinin bu fiyatla 7'li rakamlara ulaşması ve Türkiye ortalamalarının çok üzerinde olması da aslında piyasa değeri bölü defter değeri açısından biraz da pahalı olduğunu gösteriyor. O nedenle şu andaki fiyat her ikisini harmanladığımızda bir miktar olması gerekenden yüksek. Yani bu değerleri hak edebilmesi için hakikaten beklentilerin de üzerinde bir kar görmemiz lazım. Temel tarafta bunları söyleyebiliriz. Yani temel açıdan olması gereken fiyatın biraz üstünde, ama şunu da unutmayalım tabii. Özellikle yenilenebilir enerji şirketleri yapmış oldukları yatırımlarla daha çok oraya yatırım yapan yatırımcılar biraz da geleceği, uzak geleceği fiyatladıkları için bunların fiyat kazanç oranlarının piyasa ortalaması olan onun üzerinde de düşünebiliriz. Yani o nedenle eğer pahalı olsa bile biraz pahalı olarak görüyorum. Yani normal ortalamalara veya ortalamaların biraz üstünü dikkate olarak. Peki teknik ne diyor? Tabii teknik her zaman teknik temeli desteklemeyebilir. O nedenle şöyle teknik açıdan baktığımızda bir kere Galata Wind'in iyi çalışan bir yükselen trend içerisinde olduğunu görüyoruz. Çünkü yükselen trend çizgisi devamlı test edilmiş ve oradan da sürekli tepkiler gelmiş. Hatta şurada görüleceği üzere bir ayı tuzağı gerçekleşmiş. Düşük işlem hacmiyle trend çizgisinden aşağı ayrılıp yüksek bir işlem hacmiyle tekrar içine girmiş. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı kısa vadede teknik açıdan bir sorun olmadı. Yani temel açıdan belki ilerleyen zamanda milyarlarca lira karlar açıkladığında aynı Sasa'da olduğu gibi belki bu rakam da normal bir rakam haline gelecek. Çok uzak gelecek fiyatlandığı için bu fiyatlar böyle. Teknik tarafta bir problem yok. Yükselen trend devam ediyor. Bir boğa ayı tuzağından sonra tekrar trendin içerisine girmişiz ki ayı tuzakları genellikle devamında bir rally getirir. Ha, o rally'yi destekleyen bulgular var mı? Aslında var. Neden derseniz, hem sol tepe tarihi zirve aşılmış, üzerinde 3 kapanış yapmışız. Hem de hareketli ortalamalar daha yeni sinyali üretmişler. Hem de bir boğa tuzağı, üçü birden bir araya gelince Galata Wind'in kaldığı yerden yola devam etme olasılığı kuvvetli. Peki yukarıda bizi nereye bekliyor? İlk etapta psikolojik bölge 20 seviyesi olacak ilk hedef. Galata Wind'in ben şu teknik manzarayla 20 seviyelerine gitmesinin çok normal olacağını ve zorlanmayacağını düşünüyorum. Ama 20 psikolojik direnç olacaktır. 20'nin üzerinde kapanışlar görmedikçe, işte 20'de eğer 20'yi geçmede zorlanmalar hissedilirse de o takdirde oralar bir realizasyon bölgesi olabilir. Ama 20'ye kadar önü net olarak açık. Peki, bu arada küçücük bir şey söyleyeceğim. Benim ekrana bakmadığımı söyleyen, belki saygısızlık olarak anlayan arkadaşlar vardır ama ben canlı yayındaki soruları alıp not etmeye çalışıyorum. O yüzden çok fazla ekrana bakmıyorum. Bunu da söyleyeyim. Hektaş var hocam.